Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte fiillerin anlam özellikleri konusunu işleyeceğiz. İş, durum ve oluş fiillerinin özelliklerini öğreneceksiniz ve örnek soru çözümleriyle konuyu kavramış olacaksınız. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle iş fiilleriyle başlıyoruz. Bir cümlede iş fiil bulunuyorsa burada yapılan işten etkilenen bir nesne oluyor. Gençler, bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Ne yapıyorsunuz? Fiilin başına onu sözcüğünü getiriyorsunuz. Eğer anlamlı bir ifade oluşuyorsa cevabı yapıştırabilirsiniz. Nedir cevabımız? İş fiildir. Aynı mantıkla şunu da söyleyebiliriz. İş fiillere neyi ya da kimi sorusunu sorduğumuzda cevabını alabiliriz. Hemen örneklerle bunu inceleyelim. Mesela arkadaşlar atmak, görmek, bilmek, anlatmak, içmek, sevmek ya da öğrenmek, almak ve açmak gibi fiiller iş fiillerdir. Nasıl anlıyorduk? Bu fiillerin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı bir ifade oluşması gerekiyordu. Kontrol edelim. Mesela onu atmak. Bakın gördüğünüz gibi anlamlı oldu. Ya da onu görmek, onu bilmek, onu almak. Demek ki fiilimizin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı bir ifade oluşuyorsa iş fiil dememiz gerekiyormuş. Geçiyoruz durum fiillerine. Arkadaşlar burada öznenin içinde bulunduğu durum anlatılıyor. Bunu biraz daha iş fiilin tersi gibi düşünebilirsiniz. Bir fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğinizde eğer anlamsız bir ifade oluşuyorsa durum fiili oluyor. Yine aynı şekilde neyi ve kimi sorularının yanıtını burada bulamıyoruz. Hemen yine örneklere bir göz atalım arkadaşlar. Mesela uyumak, gitmek, bakmak, susmak, gülmek, durmak ya da koşmak, ağlamak ve çıkmak fiillerini durum fiillerine örnek olarak verebiliyoruz. Ne yapacakmışız? Başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız bir ifade oluşacakmış. Şimdi birlikte deneyelim. Bakın onu uyumak olmadı ya da onu gitmek onu gülmek gördüğünüz gibi anlamsız ifadeler oluşuyor. Demek ki fiilimizin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamsız bir ifade oluştuğunu görüyorsak ne diyecekmişiz? Durum fiili diyecekmişiz. Fakat sevgili gençler, durum fiillerini sakın oluş fiilleriyle karıştırmayın. Oluş fiilleri biraz daha farklı. Bunlar da zaman içinde kendiliğinden gerçekleşme söz konusu oluyor. Yine durum fiillerindeki gibi onu sözcüğünü fiilimizin başına getirdiğimizde anlamsız bir ifade oluştuğunu görüyoruz. Ne gibi örnekler verebiliriz? Mesela sararmak, çürümek, küflenmek, yaşlanmak, uzamak, solmak. Bakın bütün örneklere baktığınızda hepsinde zaman içinde ve kendinden gerçekleşme söz konusu olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar oluş fiilleri zaten kendini hissettirecektir. Farklı örneklerde çok fazla yok. Genel itibariyle bunlar karşınıza çıkacaktır. Oluş fiillerini durum fiilleriyle karıştırmadıktan sonra problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi etkinlikle bu konuyu daha rahat anlamanızı sağlayalım. Ne yapıyorduk? Filimizin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş fiil diyorduk anlamlı olmuyorsa durum fiil diyorduk. Zaman içerisinde gerçekleşiyorsa olay bu da ne oluyordu arkadaşlar? Oluş fiili oluyordu. Hemen baktık örneklerimize. Sonbaharın gelmesiyle yapraklar sararmış. Sararmak kendiliğinden olan değil mi arkadaşlar? Zaman içerisinde gerçekleşen bir olay. Demek ki ne olacak bu? Oluş fiil olacak. Okul gezisinde çocukluk arkadaşımı gördüm. Hemen onu sözcüğünü fiilin başına getir. Onu gördüm. Anlamlı oldu mu? Oldu. Demek ki arkadaşlar anlamlı olduysa iş fiildir. Trafik yoğun olduğu için eve geç geldi. Onu sözcüğünü fiilin başına getiriyorum. Onu geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Anlamlı olmadı. Kendiliğinden gerçekleşen, zaman içerisinde olan bir durum da değil. O zaman ne olacak bu durum? Fiil olacak. Yıllar önce diktiğim fidan epey büyümüş. Bakın arkadaşlar, büyümek Zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşme söz konusu. Demek ki bu da oluş fiil olacak. Sınava çalıştığı için geç yatmış. Onu yatmış anlamlı olmadı. Bu yüzden ne diyorum? Durum fiil diyorum. Müsait olduğumda odamı temizleyeceğim. Onu temizleyeceğim. Bakın anlamlı bir ifade oluştu. Demek ki gençler bu da iş fiil olacakmış. Şimdi de örnek soru çözümlerine geçiyoruz. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangileri iş bildirmektedir. Yani iş fiildir diye sordu. Ne yapmam lazım? Fiilimin başına onu sözcüğünü getireceğim. Bakacağım anlamlı mı değil mi. Sağlığını korumak için her sabah koşar. Onu koşar anlamlı olmadı. Demek ki arkadaşlar bu iş fiil değildir. Sorunun cevabını tahtaya dikkatlice yazdı. Onu yazdı. Anlamlı oldu. Demek ki arkadaşlar bu da ne olması gerekiyormuş? İş fiil olması gerekiyormuş. Dedem bütün gece gençliğini anlattı. Onu anlattı. Bu da anlamlı oldu. Bu da iş fiil. Hangileri iş bildirmekte o zaman? 2 ve 3. Cevabımız D seçeneği. Geçiyoruz soru 2'ye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? Ne yapmamız gerekiyor? Fiilimizi bulacağız. Başına onu sözcüğünü getireceğiz. Ve anlamsız bir ifade oluştuğunu göreceğiz. Ama unutmayacağız. Zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşen örnekler olmayacak. Unuttuğumuz meyvelerin hepsi çürümüş. Bakın arkadaşlar, onu çürümüş olmuyor ama buna gidip durum fiil demeyeceksiniz. Çünkü çürümek zaman içerisinde gerçekleşen bir olay. Yani oluş fiillerine örnek olarak verebiliyoruz bunu. Burada kullanılmamıştır. En çok baklavayı severim. Onu sözcüğünü getirdik hemen başına. Onu severim. Bu ne oldu? Anlamlı oldu. Demek ki iş fiil oldu. Burada da durum fiil kullanılmamıştır. Tebessüm ederek yanına oturdu. Onu oturdu oldu mu? Olmadı. Anlamsız. Demek ki arkadaşlar bu durum fiil olur. Yani burada durum fiil kullanılmıştır. Aradığı romanı sonunda buldu. Onu buldu. Bakın yine mantıklı oluyor. Demek ki bu da ne olacaktır? İş fiildir olacaktır. Yani durum fiil burada da kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneği. Son sorumuza geçiyoruz. Hemen baktık. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan fiiller sırasıyla iş, durum ve oluş bildirmektedir demişiz. Şimdi hepsini tek tek belirleyelim. Birincisine baktık. Taşımak, onu taşımak anlamlı oldu. İş fiil diyorum. Yaşlanmak zaman içerisinde gerçekleşen bir olay. Bu yüzden ne diyeceğim? Oluş fiil diyeceğim. Dinlemek, onu dinlemek anlamlı olduğu için buna da iş fiil diyorum. Bize ne lazım? İş, durum ve oluş lazım. A seçeneği gitti. B'ye bakalım arkadaşlar. Onu atmak mantıklı. Yani iş fiil. Onu gitmek anlamsız bir ifade oluştu. Ne diyorum? Durum fiil diyorum. Solmak ise yine zaman içerisinde gerçekleşen bir durum. Bu yüzden oluş fiil olmalıdır. Yani B seçeneği doğru. Aklınıza bir şey takılmasın. C ve D'yi de yapalım. Korkmak, onu korkmak mantıklı olmadığı için durum fiil dedim. Bayatlamak kendiliğinden gerçekleşiyor arkadaşlar zaman içerisinde. Yani oluş fiil. Onu bilmek anlamlı oldu. Buna da iş fiil diyorum. Taşımak, onu taşımak anlamlı. Yani iş fiil. Onu seçmek yine anlamlı. İş fiil. Yeşermek de yine zaman içerisinde gerçekleşiyor. Bu yüzden oluş fiil diyorum. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Sevgili öğrenciler, dersimizin sonuna geldik. En kaliteli videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Takipte kalın, hoşçakalın.